Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borsada nasıl para kazanılır, nasıl kar edilir, nasıl zarar etmeden veya düşük risk alarak kar elde edebiliriz ondan bahsedeceğim. Nasıl yatırım yapmalıyız, hisseyi seçip nasıl yatırım yapmalıyız onu anlatacağım kısaca. Yani basit bir formülle az risk alarak kar edebilirsiniz. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma Abone olursanız, videoyu beğenirseniz şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olursanız şimdiden teşekkür ederim. Ee, YouTube'a yeni yeni başlıyoruz. Yavaş yavaş gelişiyoruz tabii ki. İnşallah ileride daha kaliteli videolar çekmek nasip olur. Ee, bilgisayar almaya çalışıyorum. Bilgisayar alırsam e, grafikler üzerinden veya Z borsayı bilgisayar üzerinden açıp e, göstererek yapacağım. Şimdiden teşekkür ederim kanalıma abone olanlara. Evet arkadaşlar şimdi 50.000 TL üzerinden örnek vermek istiyorum. 50.000 TL bir bütçemiz var. Borsaya girmek istiyoruz. Borsadan pek anlamıyoruz ama hesabımız var. Borsa hesabı açtık. Yatırım yapmak istiyoruz. Ee, nasıl yaparız? Hemen kısaca anlatayım arkadaşlar. Borsa hesabınız var. Borsa hesabınızı açtınız. Hesabınıza bin TL attınız. Bakın ben de de ufak bir mevla para var. Ben hesabımda param var. Hissem aldım. Karda veya zararda bekliyorum. Bu fark etmez. Şimdi arkadaşlar nasıl bir yolu izlemelisiniz onu göstereyim. Ben öyle yapmadım. Ama sizden bu formülü denerseniz daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum 50.000 TL paranız var. Herhangi bir hisse buldunuz. A hissesi B hissesi fark etmez. Dediğiniz gibi bu hissenin ben gelecekte mesela 1 ay 2 ay veya orta vadede 6 ayda güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Önümüzde seçim var. Seçimden sonra borsanın veya bulduğunuz şirketin yükseleceğini düşünüyorsunuz. Yatırım yapmak istiyorsunuz. ama güvenemiyorsunuz da çünkü hani seçim ne olacak ülkemiz karışık bir ülke gelişmekte olan bir ülke ve çok karışık şeyler oluyor tuhaf şeyler oluyor yeri geldi mi deprem oldu vesaire vesaire borsa etkileyen şeyler sürekli oluyor dolar yükseliyor falan güvenemiyorsunuz o yüzden yani bu formül deneyin arkadaşlar şimdi e, örnek veriyorum Asan üzerinden örnek veririm 50.000 TL paranız var Aselsan bugün 54 lira arkadaşlar Bundan Aselsan yaklaşık bir sene önce arkadaşlar 20 lira civarlarındaydı. Ben hatta 100 bin TL bir yatırım yapmıştım. 20 liradayken hatta bir sene önce değil 6 ay önce falan. Şurada yazıyor zaten 11. ayda 35 liraymış. Ee, Haziran veya Temmuz'da arkadaşlar 20 lira civarlarındaydı. Öyle söyleyeyim size. Ben 100 bin TL bir yatırım yapmıştım. Yani 10, 15 bin TL gibi bir karla çıktım. Keşke satmasaydım. Şu an param 3 katıydı. Çünkü 70 liralara yükseldi Aselsan. Satma sebebim özel sebeplerden sattım. Yani borsayla alakalı değil. O yüzden sattım. Keşke satmasaydım. Şimdi 50.000 TL'miz var. Aselsan'ı araştırdık. Örnek bir Aselsan'ı örnek olarak gösteriyorum. Araştırdık. Aselsan'a yatırım yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? 50.000 TL'niz varsa arkadaşlar parayı üçe böleceksiniz. Paranızın giriş kısmında 25 3'e e, bölerseniz 50.000 TL yaklaşık 17 18 bin lira yapıyor. Bunu siz 15'e bölün. 15, 15, 20 olarak dursun. 15 ile arkadaşlar Aselsan'ın bugünkü fiyatı ne kadar? 54 lira. 54 liradan 15 TL alım yapın. Ondan sonra Aselsan'ı bekleyin arkadaşlar. 2 gün bekleyin, 3 gün bekleyin. 1 hafta boyunca alım yapmayın. Hani Aselsan'ın fiyatı 60 lira da olsa, 45 liraya da düşse alım yapmayın. Yani 1 hafta bekleyin. Yönü hangi tarafa gidiyor? Google'dan yorumlarını okuyun, haberlerini takip edin vesaire. Buradan haberlerini bu şekilde de takip edebilirsiniz takip edip e, inceleyin inceleyin. 15.000 TL alım yapın. Eğer hisse düşerse diyelim ki örnek veriyorum 50 liraya düştü. Bir hafta sonunda bir 5.000 TL'lik de alım yapabilirsiniz. Eğer hisse 45 liraya düşerse bir 5.000 TL'lik de alırsınız. 40 liraya düşüyor. Bir 5.000 TL'lik de alırsınız. Ne oldu elinizde? 30.000 TL'lik hisse olmuş oldu. E, kere kaldı bin liramız arkadaşlar. Bu parayla en az bir ay bekleyin. Hani bir ay alım yapmayın. Aselsan Hani 30 liraya da düşse bekleyin ha. Çok hızlı sert düşer. Ne olur? Geri çekilip hızlı ileri giden hisseler oluyor. Onun gibi e, geri çekilip hızlı yükselebilir. Hani çok sert bir düşüş görürsünüz. Bir miktar mesela bir 5.000 TL'lik de alım yapabilirsiniz ama bir ay alım yapmayın. Neden? Neden düştüğüne bakın. Ha bir haberim var. Şirket zarar mı ediyor? Herhangi bir durum mu oluştu? Bunu takip edin. Eğer böyle bir durum yoksa yani bir sebep olmadan düşüyorsa İlla ki çıkacaktır. Çünkü ben borsada çıkmayan hisse görmedim. Hiçbir hissenin sürekli düştüğünü görmedim. Basit hisselerden, küçük tekstil fabrikalarından vesaire bahsetmiyorum. Yani BIST 30'da bulunan hisselerden bahsediyorum. Bakın burada hepsi var. Yani bu şu BIST 30'da bulunan şir bulunan şirketlerin bana sürekli düşüyor kimse diyemez. Buradan herhangi bir şirkete gireyim. 2 sene önceki değerin en az 2 katıdır, 3 katıdır. Hemen deneyelim isterseniz. Örnek veriyorum en altta ne var? Yapı Kredi Bankası var. Hemen bakalım. İki sene önceki haline bakacağız arkadaşlar şimdi. Bakalım. Şimdi Şimdi buradan bakıyoruz. Bakın. Alın 2021'de 1 liraymış arkadaşlar. Bugünkü değeri 10 katı ya. 10 lira olmuş. Yani bunu BIST girin. Bütün şirketlerde bakın arkadaşlar. Bir, ta bir tanesi geride kalmamış Emlak konuda bakalım. Hatta bunun 1 lira olduğunu ben kendim hatırlıyorum. Çünkü ben de almıştım. Bakın. Hemen göstereyim size haftalıkta. Bakın 2020 fiyatlarına bakın. 1 lira. Görüyor musunuz? Bu an, şu an 6 lira. Yani 6'ya katlamış. Dediğim gibi arkadaşlar. Bunlara biz 30'daki hisselere yatırım yapan arkadaşlar uzun vadede hiçbir zaman kaybetmez. Eğer ülkede savaş çıkmazsa, ülke batmazsa hiçbir zaman şu şirketlere yatırım yaparsanız kaybetmezsiniz. Ama bekleyeceksiniz. Neden? İnsanı bezdirme politikası, politikası uygularlar. Bugün ben Ereğli'ye yatırım yaptım. Ereğli'de yaptıkları gibi arkadaşlar. Bakın Ereğli Bakalım Ereğli'ye. Ben Ereğli'ye yatırım yaptım. Görüyorsunuz. Bir yükseliş yaptı burada. Şimdi düşüşe geçti değil mi? Bunun geçmişine bakalım hemen. Bakın. Nereden gelmiş? 15 liralardan gelmiş. Nerelere çıkmış? 45 liralara, 50 liralara gördü. 53 liralara gördü. Ben de yatırım yaptım. Bekliyorum. Hani şu an kendi zararımı görüyorsunuz. Diyorum yani satmayı da düşünmüyorum. Hani param oldukça da üzerine bayacağım. Neden? Çünkü bu şirket ler büyük şirketler arkadaşlar. Bu bu şirketler hani borsadan hisseyi yükselteyim. E, küçük yatırımcıya sat hisse aldırayım, yüksekten kendi iseme satayım, düşünce tekrar alayım. Mantığına bakmazlar arkadaşlar. Bu şirketler yani iş yaparlar, çalışırlar. Boşuna biz 30'da, Borsa İstanbul'un 30 hisselerinden değiller. O yüzden yani bu şirketlere yatırım yaparken korkmanıza gerek yok. Yani bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani siz bilirsiniz ama gidip de şuradan yakın izleme pazarından yani pazardan elma seçer gibi hisse seçmeyin arkadaşlar yani ondan sonra alt pazardan armut seçer gibi hisse seçmeyin. Hani tamam eyvallah hızlı yükseliyorlar bir haftada %40 yükselebiliyorlar %30 yükselebiliyorlar bazen tavan olabiliyorlar ama bazen taban da olabiliyorlar. Ben bundan 4-5 yıl önce e, bayrak yok beyaz holding vesaire tam hatırlamıyorum 1 liradan 70 liralara görmüş sonra Tekrar 2-3 liralara düştüğünü hatırlıyorum. Bakalım duruyor mu hala bilmiyorum. Beyaz filo duruyor. Bakın göstereyim eğer grafiği açıksa. 70 lirayı gördü arkadaşlar bu şirket. Yani 70 liraları gördü. Bugünkü durumuna bakın. Daha önceden hemen göstereceğim size haftalık. Aile alıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Alın size dolandırıcılık. İşte bu dolandırıcılık da. Yani küçük şirketlere yatırım yaparsanız. Buradan yani 2 ay içinde 80 liraya görmüş. Görüyor musunuz? Bakın görmüş. Buradan sonra tekrar aynı seviyeye düşmüş bir iki ay içinde yani şurada 11. ayın 2017'den 6. aya kadar arkadaşlar şuraya kadar 7. aya kadar yani 6 ayda insanları dolandırdılar bayrakta yani siz de grafiğini açıp bakabilirsiniz yani böyle şirketlere yatırım yaparsanız siz bilirsiniz kazanabilirsiniz hani paranızı bir ayda ikiye katlayabilirsiniz ama bu kumara girer eğer yatırım yapmak istiyorum diyorsanız dediğim gibi arkadaşlar sağlam bir şirketi seçersiniz paranız 50 bin liranız varsa üçe bölersiniz yaklaşık üç ay 3 ayda değilim de 2 ayda kısmi kısmi alım yaparsınız. Ha. Şöyle bir şey var. En az 50.000 TL'nin 5.000 bin, bin TL'sini hiçbir zaman alım yapmayın. Nakitte dursun. Neden? Hem sizin kişisel ihtiyaçlarınız olabilir. Zor durumda olabilir zor durumda kalabilirsiniz. Para ihtiyacınız olabilir. Hem de hisse çok çok düşebilir. Tekrar alım yapmak için. Yani ne olursa olsun alım yapmama, yani kenarda tutmaya çalışacağınız bir miktar olsun mutlaka. 10.000 TL gibi. Yani 50.000 liranız varsa 10.000'i, 10 5.000'i kenarda mutlaka nakitte dursun. Yani kötü gün parası olarak dursun. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Yani paranızla yatırım yapıyorsanız, yani 100 bin liranız varsa 4'e bölün, 50 bin liranız varsa 3'e bölün. Bu şekilde yatırım yapın. Hani 10 bin liranız varsa bile, yani 2500-2500 liralık hisse alın. Bugün Ereğli'ye alıyorsanız, 2500 liralık alın. 36 lira mı? 30 liraya düşürün bir 2500 liraya da alırız. Ha diyeceksiniz yükselir mi? 36 liradan 40 liraya mı çıktı? Tamam 2500 liralık kar edersiniz. 45 liraya mı çıktı? Bir 2500 liraya Yükselirse yine kar edersiniz. Düşseniz de sizin maliyetiniz yani 36 liradan en fazla 38-39 liraya çıkacağı için yine kar da olursunuz. Yani kademeli alım yapmayı öğrenin arkadaşlar. Birden ya yani Türk milleti olarak, olarak Birden alım yapmayı sevdiğimiz için zarar ediyoruz. Ne yapıyoruz? 36 lira mıyız? Hemen bütün paramızı yatalım. Ben bile iki seferde yani paramı ikiye bölerek aldığım için şu an zararda bekliyorum. Bakın ben hisseye 40 liradan girdim. Pardon 41 liradan girdim. Hisse 50 liraya gördü satmadım. Şu an 36 lira. 36 liradan tekrar alım yaptım. Şu an maliyetim 40 küsü 40 lira 20 kuruştu arkadaşlar. Yani o yüzden dediğim gibi keşke paramı üçe bölseydim tekrar alım yapardım. 50 liraya çıktığında çok güzel karım vardı. Yine de satmadım. Pişman mıyım? Değilim. Diyorum ya ben sisteme güveniyorum. Paraya şu an ihtiyacım yok. Uzun vadede illaki kazanacağım. O yüzden yatırım yaparken arkadaşlar dikkat edin. Bugünlük bu kadar benden arkadaşlar. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.